Ben Kübra Paş. Bundan böyle gelişmeleri her açıdan ele alacağımız yepyeni bir programla TV yüzdeyiz. Kübra Paş'la her açıdan çarşamba 20.30'da TV yüzde. NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en kritik görüşmesini dün akşam ekranlarınıza getirmiştik. O görüşmede Amerikan Başkanı Biden'dan F-16 savaş uçaklarının satışı için sözü aldı. Bugün ilk kez her zamankinden daha umutluyum dedi. Bugünün en kritik görüşmesi ise Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le olandı. O da tıpkı Biden görüşmesi gibi beklenenden çok daha uzun sürdü. Bütün bu trafikten hangi sonuçlar çıktı, kim ne dedi? İşte Türkiye'nin batıya dönük sinyaller veren yeni diplomasi hamlelerinden kritik notlar. Bu görüşmeyi bunun ilk adımı olarak görüyorum. Şimdi yeni bir süreci başlatıyoruz. İki liderin görüşmesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle başladı. Beklenenden daha uzun 1 saat 15 dakika sürdü. Sonunda yüzler gülüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Joe Biden'ın görüşmesi büyük yankı uyandırdı. Sonrasında ilk paylaşım Erdoğan'dan geldi. Twitter hesabından görüşmemizde ikili ilişkilerimizi ve güvenlik alanındaki işbirliği imkanlarımızı ele aldık. Temaslarımızın ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum diye yazdı. Ardından Amerikan Başkanı Joe Biden'dan açıklama geldi. Görüşmeden bir kare paylaştı. Altına da Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı yazdı. Biden, NATO zirvesinin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla daha tarihi bir anlam kazandığını da vurguladı. Peki o görüşmeden sonra Türkiye'ye F-16 satışının yolu açılacak mı? Yanıtı Erdoğan zirve sonrası yaptığı basın toplantısında verdi. Elinden gelen her şeyi yapacağını bizlere söyledi. Umutluyum dedi. Temennimiz odur ki bu süreç içerisinde olumlu bir neticeyi alırız. Her zamankinden ben de daha umutluyum. Erdoğan'ın Biden'dan sonra en kritik ikinci görüşmesi ise Yunanistan Başbakanı Mitsotakis'le oldu. İki lider de seçim zaferlerinin ardından karşılıklı böyle oturdular. Bu 1,5 yıl sonraki ilk yüz yüze bir araya gelişleriydi. İletişim Başkanlığı görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiğini duyurdu. Yüksek düzeyli işbirliği konseyinin sonraki toplantısının Selanik'te düzenlenmesi için anlaşıldığı açıklandı. Yunan medyası zaten bir haftadır bu görüşmeyi bekliyordu. Erdoğan, Mitsotakis görüşmesinin beklenenden uzun sürdüğü ve mükemmel bir atmosferde geçtiği vurgulandı. Erdoğan zirve sonrası basın toplantısındaysa tüm NATO üyelerine ve liderlerine seslendi. Sistemi terörle mücadele konusundaydı. Artık net bir tavır beklediğini söyledi. Terör örgütleriyle kurulan çarpık ilişkiler ittifaka zarar veriyor dedi. Bazı müttefiklerimizin bilhassa PKK'nın Suriye'deki uzantısı PYD, YPG ile kurdukları çarpık ilişki İttifakın birlik ve bütünlüğüne zarar veriyor. Bu yaklaşımın makul ve mantıklı hiçbir açıklaması yoktur. Terörle amansız ve amasız mücadele bizim kırmızı çizgimizdir. Artık tüm müttefiklerimizden kararlı ve net bir tavır bekliyoruz. NATO tarihinde ilk defa Genel Sekreter tarafından terörizmle mücadele özel koordinatörü atanacağı duyuruldu. Ayrıca aramızda konuşup mutabakat sağlanan ilave pek çok husus var. Bu kararların alınmasına Türkiye'nin yürüttüğü çalışmaların büyük tesiri olmuştur. NATO zirvesinin en kritik başlığı ise Ukrayna oldu. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de oradaydı. Peki bütün bu çabalardan bir NATO üyeliği çıkar mı? İşte bütün mesele bu. Bütün gözler onun üzerindeydi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski özel bir davetle NATO Liderler Zirvesi'ne katıldı. Ama çok beklediği üyelik davetini alamadı. Vilnius'taki zirvenin ikinci gününde NATO-Ukrayna Komisyonu toplandı. Liderlerin Zelenski'ye desteği tamdı.
Zelenski, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'le birlikte kameraların karşısına geçti. Ukrayna, NATO'ya hiç olmadığı kadar yakın. Şartlar yerine getirildiğinde davet sunacağız. Bir gün Ukrayna ile müttefik olarak buluşmayı dört gözle bekliyorum demekle yetindi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise savaş devam ettiği sürece NATO'ya üye olamayacağımızın farkındayız ve bunu anlayışla karşılıyoruz dedi. Ama sitemini de dile getirmekten kaçınmadı. NATO'dan üyelik için bir davet beklerdik dedi. Kiev'e dönerken şimdilik tek garantiyi ise G7 ülkelerinden aldı. G7 liderleri ortak bir bildiriyle Ukrayna'nın savunma kapasitesini güçlendirme garantisi verdi. Zelenski buna Ukrayna heyeti güvenlik zaferiyle eve dönüyor sözleriyle teşekkür etti.